Handikap Hakan, 70 yaşında, Huzur Mahallesi, Fatih Evler. Adnan Öztekin, 71 yaşında, Yeni Doğan Mahallesi, Eser Caddesi. Muhittin Kara, 69 yaşında, Yeni Mahalle, Postacı Sokak. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Emre Eczanesi, Mehmet Paşa Mahallesi, TEDAŞ karşısı. Özkaynak Eczanesi, İstasyon Caddesi, SSK karşısı. Tolga Eczanesi, Ali Baba Mahallesi, Çayboyu Caddesi. Eylül TV ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Tarihler 3 Mart'ı gösteriyor bugün. 3 Mart 2016 günlerden Perşembe. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberleri ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak gündemden öne çıkan başlıklara hep birlikte bir göz atalım. Ardından haberlerin ayrıntılarıyla tekrar karşınızda olacağız. Sivas'ta elektrikli battaniyeden çıkan yangında ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Halim Barut, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Sur'daki yürüyüşe vatandaşları davet etmesine tepki gösterdi. Sivas'ta öğlen saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Kümbet Mahallesi 6 katlı esin apartmanının çatısını uçurdu. Çatı parçaları dolayısıyla 3 araçta hasar meydana geldi. Bir zamanların en gözde mesleklerinden olan terzilik, gelişen teknolojiyle birlikte yok olmaya yüz tuttu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Bültenimize yine üzücü haberle başlayacağız sevgili seyirciler. Mardin'e çevireceğiz ekranlarımızı. Mardin'de Dar Geçit ilçesinde çıkan çatışmada 3 askerimiz yine şehit düştü. 8 terörist ise etkisiz hale getirildi. Mardin'in Dar Geçit ilçesinde çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Dar Geçit kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonları sürdüren güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı çatışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı. 2 Mart Çarşamba günü Mardin'in Dar Geçit ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Söz konusu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 8 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Efendim Genelkurmay'dan yapılan açıklama gündüz saatlerinde böyleydi. Şimdi Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'dan da yine acı haber geldi. Bir askerimiz şehit oldu, bir asker yaralandı. Diyarbakır'ın 6 mahallesinde 2 Aralık'tan beri sokağa çıkma yasağı süren Merkez Sur ilçesinde güvenlik güçleri endeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve ilçedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Komutanım şuraya geçeceğim. Araştırın. Operasyonlar kapsamında bugün PKK'lıların keskin nişancı tüfeği kanasta açtığı ateşte 2 asker ağır yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer askerin tedavisine ise devam ediliyor. Abi bu ne abi?
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. 3 Mart Perşembe günü Diyarbakır ili Suriye ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak saat 15'te şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Efendim şehit Sivas'ta şehit aileleri ve gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da bugün kameralar karşısına geçti. HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki yürüyüşe vatandaşları çağırmasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi. Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Sur'daki yürüyüşe vatandaşları davet etmesine tepki gösterdi. Bu milletin cumhurbaşkanına, başbakanına, bakanına ve milletine açık açık hakaret eden, bu milletin gözünün içine baka baka PKK terör örgütünü destekleyen, halkı sokağa çağıran, bu milletin vergileri ile belediyelere aktarılan paraları açık açık PKK terör örgütüne aktarmaktadırlar. Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasına Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ve dernek üyeleri katıldı. Dernek binasındaki basın açıklamasında konuşma yapan Başkan Hızal, Demirtaş'ın güvenlik güçlerinin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK yönelik yaptığı operasyonu protesto etmek için yürüyüş çağrısında bulunmasına tepki gösterdi. Bu vatan hainlerine, bu satılmış azılı köpeklere fırsatı ganimet bilip kaybetmiş oldukları bu güveni tekrar kazanmak için mitingler yaparak Kürt kardeşlerimizin gerek zorla gerekse yalan yanlış propagandalarla yanını almaya çalışacaklardır. Sözlerini sürdüren Hızal, her zaman milletin yanında olacaklarını belirterek vatan hainleri için gereken düzenlemelerin yapılmasını istedi. Kahraman şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri ve çocukları, gazilerimiz olarak her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Yeter ki sizler bu vatan hainlerine gereken düzenlemeler yapılsın. Bizler sabrediyoruz, sabırla bekliyoruz. Efendim tabii hacı adaylarının heyecanlı bekleyişi dün sona ermişti. Hac kuralları çekildi. 1 milyon 700 bin kişi Türkiye'de kutsal topraklara gidecek. 59 bin hacı adayı belirlendi bu kişiler arasında. Kura çekiminin yapıldığı salonda da tabii heyecan da doruktaydı. Şimdi stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz var. Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan. Onunla birlikte bu heyecanı konuşacağız. Kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan Sivaslı hacı adaylarının durumunu konuşacağız. Efendim hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii hacı adaylarımızın da meraklı bekleyişleri dün son buldu. Evet. Sivas'tan da tüm Türkiye'den de hacca gitmek isteyenler çekilen kura sonucu sonuçlar da açıklandı. Sivas'ta durum nedir? Onu merak ediyoruz biz. Şimdi bu yıl ilimizden, şehrimizden 17.589 kişi kuraya dahil oldu. Hı-hı. Ciddi bir sayı tabii. Kuraların çekilmesiyle ilimizden tabii bizim bu hacda kategoriler var. İşte normal tip var, müstakil tip var. Otel 2 dediğimiz ve otel 1A, 1B, 1C dediğimiz kategoriler var. Evet. Bunlardan 481 kişi normal tip, 53 kişi müstakil tip, 12 kişi de otel tip olmak üzere toplam 546 kişi şu an itibariyle kurada hacca gitmeye hak kazanmış durumdalar. Üzülsek mi, sevilsek mi? Tabii çok ciddi bir beklenti var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 1 milyon 760 bin 751 kişi evet. Türkiye genelinde kutsal topraklara gidip bu görevi yapmak üzere heyecanla bekliyorlardı bu kurayı. Tabii kurada çıkmayanlar üzüldü. Bu kadar rağbet olması sevindirici. O görevi kesinlikle ifa etmek üzere insanlarımızın buna rağbet etmesi. Tabii sayının maalesef 59.200 kişi az olması da bizi de üzüyor. Hacı adaylarımızı evet. da üzüyor. İnşallah
Şu inşaat tamamlanır da bir an önce biraz daha geniş kapsamlı bir kontenjan tanınır. Tabii bu arada ufak da olsa bir ümit olarak şunu da söyleyelim. Ek kontenjan talebi Diyanet İşleri Başkanlığımızın her olduğu gibi bu sene de yine var. İnşallah oradan da tekrar bir ek kontenjan gelebilirse bu sayı biraz daha belli bir sayı var mı ek kontenjanda efendim? Yok, belirli bir sayı yok. Yani takdir edersiniz ki farklı bir ülkede o ülkenin kanunlarıyla onların topraklarında bir görev ifa etmeye çalışıyorsunuz. Zor bir organizasyon. Ama bütün dünyanın örnek aldığı bir Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu var orada. İnşallah başarılı bir neticeyle daha iyi gider diye sonuçlanır. Bu arada tabii hacca gidecekler, tabii yıllardır da müracaat edenler var, başvuranlar var. Onlara bu sene biraz daha öncülük tanındı diye. Tabii teşekkür ederim, onu sorduğunuz da iyi oldu. Şimdi tabii vatandaşlarımız biraz da duygusallıkla tepki verebiliyorlar. İşte biz 8 senedir niye bize çıkmıyor? İlk sene kaydedilenlerden çıkabilenler olabiliyor. Bu bir kısmet meselesi tabii. Kura çekiliyor sonuçta. Kura şöyle çekiliyor. Bir de katsayı hesabı var. Aslında güzel bir uygulama. Yani örneğin siz 5. kez kuraya giriyorsanız 5'in katsayısı 5 ile çarpılarak 25 kere isminiz kuraya dahil ediliyor. 8. kez giriyorsanız 8 kere 8 64 kere isminiz giriyor. Evet. İlk defa giriyorsanız bir sefer isminiz geçiyor. Ama tabii nasip bir defa ismi geçip de yine kurada kazananlar da var tabii. Oluyor. Efendim haccı çıkanlar, o kutsal topraklara gidecekler için önerileriniz neler? Şimdiden hazırlıklar muhakkak başlamıştır. Tabii şunu da söyleyelim. Pazartesi gününden itibaren 7 Mart pazartesinden itibaren hac kesin kaydını yaptırmaya hak kazananlara kısa mesajda bir şifre gelecek. Evet. O şifreyle müftülüğe başvurmaları gerekiyor. 18 Mart'a kadar bu devam edecek. Müftülüğe müracaat edip kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Gidiş tarihleri de kesin olmamakla birlikte 4 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. 5 Eylül'e kadar da devam edecek. Ondan sonra da nasip olursa inşallah görevlerini tamamladıktan sonra 16 Eylül'den 16 Ekim'e kadar geri dönecekler. Tabii biz bu hacı adaylarımız kesin kayıtlarını yaptırdıktan sonra biz bunları muhtelif dönemlerde ve zamanlarda o hacca gidecekleri tarihlere kadarki süreçte seminerleri alacağız, eğitimleri alacağız. Onlara yapmaları gerekenleri, yapmamaları gerekenleri hepsini ince ince detaylı şekilde anlatacağız inşallah. Kazasız, belasız, hayırlısıyla bu seneki haccı da tamamlayıp dönerler. İnşallah efendim. Son olarak ekleyecekleriniz varsa. Tabii ben hac, İslam'ın önemli bir ibadetidir. Hem mal hem beden ile yapılan bir ibadet. Birçok faydaları var. Çeşitli ülkelerden insanlar, farklı dillerden, farklı kesimlerden insanlar bir araya geliyorlar. Ben burada şunu ifade etmek isterim. Birçok ülkeden insan oraya geliyor ama orada şunu çok net görebiliyoruz. Hatasıyla, sevabıyla Müslümanlığı en iyi yaşayan ülkenin Türkiye, bizim ülkemiz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İnşallah bunu göz önünde bulundurarak hem şehrimizi hem ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, hal, hareket, davranışlarına dikkat ederek, özellikle de sabır konusuna çok dikkat ederek, orada çünkü tabiri caizse şeytanın generalleri orada uğraşıyorlar hacı adaylarımızla. Bunlara inşallah fırsat vermeden, hocalarının çizdiği istikamette, onların sözünden çıkmadan, üzücü bir olaya da sebebiyet vermeden inşallah hayırlısıyla görevlerini tamamlayıp dönmelerini Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz hacda yaşanan kazalar meydana geldi. Onu söylemek istedim tabii. Kesinlikle. Yani orada bazı hacı adaylarımız maalesef daha önce işte Ümre'ye falan gidip de biz bu işi biliyoruz düşüncesine kapıldıklarında maalesef oradaki kurallara aykırı hareket etmek suretiyle maalesef böyle üzücü şeylere de sebebiyet verebiliyorlar. Evet. O yüzden hocalarımız bizim hepsi eğitimli bu konularda. Ne diyorlarsa onu yaparlarsa bir üzüntüye sebebiyet vermeden inşallah tamamlar. Buradan da önerilerimizi bulunmuş olduk böylece. Efendim çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Hayırlı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Efendim Tuba Hacca gideceklere de bizler için
dua bekleyelim. İzleyenlerimiz varsa sadece gidecek, bizler için dua etsinler. Sivas'ta yine üzücü bir haberle bültenimize devam edeceğiz sevgili seyirciler. Sivas'ta elektrikli battaniyeden çıkan yangında 93 yaşındaki Fatma Altun ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Hüseyin yanarak, diğer torunu 4 yaşındaki Zeynep Altun ise dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Sivas'ta elektrikli battaniyeden çıkan yangında 93 yaşındaki Fatma Altun ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Hüseyin yanarak, diğer torunu 4 yaşındaki Zeynep Altun ise dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Kadıncağıza yardım etmeye çalıştık. Ben müdahale etmeye çalıştım. 3-4 kere eve girmeye çalıştım. Başaramadım. Havluyu ıslattım. Tekrar ağzıma sardım. Yine müdahale etmeye çalıştım. O da olmadı. Çocukların içeride olduğunu söylediler. Çocukları kurtarmak için tekrar bir dördüncü kez müdahale sonucunda ulaşamadım. Aşırı derecede sis vardı. Yangın saat 1.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 44. sokakta İmam Evler sitesi A bloğun 1. katında meydana geldi. 5 kişilik Altun ailesinin yaşadığı dairede babaanne Fatma Altun, torunu Muhammed Hüseyin ile birlikte elektrikli battaniyeyi fişe takarak uyudu. Bu sırada battaniye bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede odayı sardı. Komşuların alevleri fark etmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı ve evde kalanları dışarı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Evde bulunan Zeliha ve İlyas Altun çifti kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu sırada çocukları içeride kalan anne Zeliha Altun tekrar eve girmek istedi ancak yoğun dumandan dolayı başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin tek odasını saran yangın söndürüldü. Yangında babaanne Fatma Altun ve beraber uyuduğu torunu Muhammed Hüseyin yanarak feci şekilde can verdi. Dumandan etkilenen ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Zeynep Altun ise burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yangında yanarak can veren babaanne Altun ile minik Muhammed Hüseyin ile Zeynep Altun'un cansız bedenleri otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Evet, dün gece saatlerinde büyük bir facia şu anda Sivas'ta sevgili seyirciler. İşte 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan elektrikli battaniye faciasının ardından gözler yine elektrikli battaniyelere çevrildi. Vatandaşlar arasında hala kullanımı yaygın olan elektrikli battaniyelerin yararları ve zararları tartışılsa da konuyla ilgili en net açıklama ise yine uzmanlardan gelecek. Sivas'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan elektrikli battaniye faciasının ardından gözler yine elektrikli battaniyelere çevrildi. Vatandaşlar arasında hala kullanımı yaygın olan elektrikli battaniyelerin yararları ve zararları tartışılsa da konuyla ilgili en net açıklama uzmanlardan geldi. Elektrikli battaniyelerin kullanımı ve zararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Yavuz Türkay, elektrikli enerjisinin ısınma amaçlı kullanımının yaygın olduğunu belirterek bu enerjinin risk oluşturduğuna dikkat çekti. İşte elektrik ocağından, elektrikli battaniyeden veya diğer elektrikli cihazlarla ısınma yolu işte oldukça riskli yönleri vardır. Burada tabii ki elektrikli battaniye bunlardan en risklisidir. Elektrikli battaniyelerin oluşturabileceği zararlara değinen Yardımcı Doçent Doktor Yavuz Türkay şunları söyledi. Elektrik enerjisinin düzgün izole olmamasından kaynaklanan bir ark sonucu yangına sebebiyet vermesi. Bu tabii ki elim konunun sonucu. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu ikincisi ise bu elektrikli battaniyenin elektrik alan etkisi ki bunu yangın çıkmasa dahi insanın dokusunda bir takım zararlar vermesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Elektrikli battaniyelerin etkisiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkay, elektrikli battaniyelerle temasın 10 kW'lık bir elektrik hattı ile yan yana durmakla eşdeğer olduğunu kaydetti. Elektrikli battaniyenin etkisini 10 kV'luk bir elektrik hattıyla yan yana duruyormuş gibi bir etkisini söyleyebiliriz. Dolayısıyla battaniyeye yakın temasla
ısınmak işlemi oldukça riskli, doku olarak insan dokusuna oldukça ciddi zararlar verebildiği açıktır. Elektrikli battaniye alırken dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan yardımcı doçent doktor Yavuz Türkay, bazı kalite belgeleri bulunan ürünlerin tercih edilmesi yönünde uyarılarda bulundu. Alınan battaniyelerin TSE'li olmasına, bir takım standartlara göre üretilip üretilmediğine, yine mümkünse tabii CE belgesi falan var mıdır, ona da bakılması özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bununla birlikte sık sık bu cihazların kontrol edilip kayıp kaçak durumunun söz konusu olup olmadığı, testlerinin mümkünse uzman kişiler tarafından incelenip kaçak olup olmadığına yönelik tedbirlerin alınması da bu noktada önemlidir. Elektrikli battaniyelerin kullanımı ile ilgili de bilgiler veren Türkay şöyle konuştu. İlla kullanılması gerekiyor ise o zaman belki şu değerlendirilebilir. Başlangıçta çalıştırılır. Bulunduğu ortam ısıtıldıktan sonra fişinden çekilir. Gerekli tedbirler alınır. Ve bir daha çalışmamak üzere temasa geçilir. Kullanılabilecek en iyi şekli böyledir. Efendim, uzun süredir restorasyon çalışmasında olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde yavaş yavaş sona doğru yaklaşılıyor. Bugün Sivas Valisi Alim Barut Kongre Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Sivas Valisi Alim Barut, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon çalışmaları devam eden müzeyi inceleyen Vali Alim Barut'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan ve Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olcaş da eşlik etti. Kongre Müzesi incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Vali Barut'a çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Burası asıl kongrede tabii olacak şeyler yapılıyor. Evet. Kalem işçilikler yapılıyor şu an. Evet. Bunlar herhalde kısa zamanda bitirecekler. Bu tamamı uzmanlar, restoratörler. İncelemelerin ardından Sivas Valisi Alim Barut, basın mensuplarına restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Biraz önce de gezdiğimiz gibi restorasyon ihalesi işi %95 seviyelerinde bitti. Ama tabii ki buradaki tek iş değil. Bunda daha sonra teşhir tanzimden sonra da çevre düzenlemesi. Teşhir tanzime ilişkin de tüm hazırlıklarımız tamam. İhalesi zaten yapılmıştı. Bir kısım ufak tefek engeller var. Onları aştığımızda 4 Eylül'e teşhir tanzim kısmını da bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Ve ikinci aşamada da proje tamamlandı. Çevre düzenlemesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylardan onay geldiğinde çevre tanziminin ihalesine de gireceğiz. Bu ay bizim hazırlıklarımız tamam. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek cevabı bekliyoruz. Restorasyonla ilgili hemen hemen hiçbir problemimiz kalmadı. Hayırlı olsun Sivas'ımıza. Kısa adı Oran olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2016 yılında verilecek hibe programları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bugün toplantıda 2016 yılında ajans tarafından desteklenecek programlar ve bütçeleri açıklandı. Mal destek programları için bize gelen başvuruları Oran tarafından 2016 yılında verilecek hibe programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Üniversitemizin Orman Nakli Merkezi'ni güdümlü proje olarak önerdi Kalkınma Bakanlığı'na. Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılan toplantıya Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ertan Buyruk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Zeki Özdemir, Oran Genel Sekreteri Kamil Taşçı ve bazı kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle girişimciler katıldı. Toplamda 92 milyon TL'lik bir kaynağa
kaynak vererek 200 milyon TL'yi kaynak. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Zeki Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası mensuplarının oranın mali destek programlarından faydalanabilmesi için çalışmalar yaptığını hatırlatarak 2016 yılı mali destek programındaki ayrıntıya dikkat çekti. Oran Kalkınma Ajansı'na içerisinde olan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimiz içerisinde Sivas başarıyla bu desteklerden faydalanmıştır. İnşallah 2016 mali destek programlarından da yeterince faydalanacağını umuyoruz. Bu mali destek programı, 2016 yılında açıklanan mali destek programının diğerlerinden bir farkı da bu seferkinin daha küçük ölçekli işletmelerinde faydalanması anlamında katkı koyacak şekilde programlanmıştır. Oran Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise yaptığı konuşmada Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren ajansın Sivas'taki çalışmalarını anlattı. Çocuk oyun kütüphanesinin açılışı yapılmıştı geçenlerde, 2 ay evvel. Atatürk Kültür Merkezi'ne destek verdik. Sivas Belediye'miz ile birlikte Sivas Kalayardı Projesi'nin şu anda fizibilite çalışmaları devam ediyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odamızla beraber Melek Yatırımcılık, işletme koştuğu, KOSGEB Sivas Müdürlüğü ile beraber girişimcilik eğitimlerine devam ediyoruz. İbra OSB'mizi destekliyoruz. Sivas Kamal Sanayi Birliği ile birlikte klinik bilgi keşif projemiz var. Burada sağlık kayıtlarından bir takım hastalık eğilimlerinin ortaya çıkartılması, önleyici tedbirlerin yapılması konusunda bir çalışma. Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma. Gerçekten bunu daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile beraber Türkiye'ye yaygınlaştırmaya çalışacağız. Daha sonra konuşan Oran Kalkınma Ajansı Program Birim Başkanı Mehmet Okur, 2016 yılı için Sivas'a ayrılan İBE miktarını açıklayarak mali destek programları hakkında bilgiler verdi. 2016 yılı için toplam 17 milyon tutarında bütçe ayırdık. Bu kapsamda 4 farklı mali destek çağrısına çıkıyoruz. Çıktık daha doğrusu. Geçen hafta pazartesi itibariyle çıkıldı. Bunlar turizmi geliştirme mali destek programı, kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi mali destek programı, gelişen sanayi mali destek programı ve mikro işletmeler mali destek programı olarak belirlendi. Oranın mikro işletmeleri için 5. destek programında 2 milyon TL hibe ayırdığını ifade eden Okur, mikro işletmelere yönelik desteklerin detaylarını şu şekilde anlattı. Mikro işletmeler mali destek programı. Bu program için toplam bütçemiz 2 milyon lira. Bu mali destek programımıza yalnızca mikro işletme statüsündeki özel sektör başvuruda bulunabiliyor. Mikro işletme tanımı 10 kişiden az personel çalıştıran yıllık mali bilançosu veya net satış tutarı 1 milyondan az olan işletmeler olarak tanımlanıyor mikro işletmeler. Bu programdaki destek miktarımız 25 bin ile 75 bin. Dikkat ederseniz diğer programlarımıza göre daha az. Burada zaten bizim gayemiz işini belli bir aşamaya getirmiş firmalara bir can suyu sağlamak. Sevgili seyirciler, tarihe karışmak üzere olan mesleklerden birini daha son ustalarından dinleyeceğiz şimdi. Yıllardır iğne ile ipliğin kumaşla dansına şahitlik eden Sivas'ın son ustaları, konfeksiyonun terzilik sanatına öldürüldüğünü söylüyorlar. Terzilik mesleği tarihi çok eskilere dayanan bir meslektir. Halince zevke dayanan bu meslek, artık mesleğini icra etmeye çalışan son birkaç ustayla birlikte yaşam savaşı veriyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bir dönemin en gözde mesleklerinden olan terzilik artık bitme noktasına geldi. Geçmiş yıllarda seçkin insanların sanatı öğrenmek için torpille çocuklarını çırak olarak verdiği terzilik, hazır giyim sektörünün hızla gelişmesi ve yaşanan ekonomik krizin etkisiyle eski dönemini arar oldu. İsmarlamacı bir ismarlamacı oldu mu? Yani birazdan nesli kesiliyor yani, bunu söyleyelim bir. Bir de şu var, yani çırak yok, çırak yetiştiremiyoruz. Eleman yetişmiyor. Çırak sıkıntısı çekiyor. Çırak çünkü neden dersen sorarsan talebeler şimdi ortaokula kadar devam ediyor. Ortaokulda olduğu zaman da 15 yaşında geliyor. 15 yaşı olduğu için de çırak tabii ki geçmiyor. Biz de en küçükteki elimizi bağlıyorduk. Şu anda bağlayıp de çırak yok yani. Şu anda da işlerimiz de fena değil. Yani İsmail'in işleri fena değil. Çalışıyoruz. 7 yaşında babasının sayesinde terzilik mesleğine başlayan ve hala bu mesleği yaşatmaya çalışan Uğur Usta,
konfeksiyon sisteminin terzilik sanatını bitirdiğini ifade ederek terzilik mesleğinin de zorluklarını anlattı. Şu anda daha basitleşti terzilik ama işçi yetişmiyor. Yani meslek gitgide küçülüyor. Peki neden işçi yetişmiyor? Valla demek ki işte ya kazanç yok veyahut da artık bilemiyorum eleme gözünürüm. Konfeksiyon şu anda ön planda. Fakat terzilik ikinci bir plana atıldı yani şu anki. Bir misal vardı incinliğine uyu kazıma gibi yani bir innenin şeyinde. Ha diyeceksiniz ki yani sorsan geçimimiz bu yönden. Çocuklarımızı yetiştirdik işte. Hayat devam ediyor ama eskisi gibi pek iş yok. Terzilik mesleğini icra eden ustalar önceki yıllara göre çok daha az sayıda çırak yetiştiğini söylüyor. Ya çırak yok. Kesinlikle çocuklar istemiyorlar, gençler istemiyor. Bayanlar istiyor ama bayanların da vakitleri olmuyor. Bize uymuyor. Bilmiyorum yani şu anda yani herkes kendi çabasıyla çalışmaya çalışıyor. Vallahi şu anda çırak yetişmiyor. En son biz kaldık. Bizim de işte biz de böyle devam ediyoruz. Eğer bizden sonra kim başka gelecekse bilmiyorum. Efendim mahalle mahalle gezerek Sivas'ın sorun ve sıkıntılarını gündeme getirdik. Şimdi de 54 bin öğrencimiz var, üniversite öğrencimiz. Bunların sorun ve sıkıntılarını merak ettik. Haber merkezindeki ekip arkadaşlarımız bugün Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittiler. Cumhuriyet Üniversitesi okuyan öğrencilerin sorunlarını dinlediler. 4 Eylül TV, Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevgili izleyenler, 4 Eylül TV mikrofonları Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin sesi olmaya devam ediyor. Burada okuyan öğrencilerin ortak sıkıntısı ise ulaşım. Ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. Mesela üniversiteye gelip giderken öğrenciler çok sıkışarak, yani hep bir arada gelip gidiyorlar. Özellikle bayan arkadaşlarının çok rahatsız olduğunu düşünüyorum bu durumdan. Yani bu şekilde sıkıntılarımız var. Üniversitemizin dolmuş seferlerinde özellikle sıkıntı yaşamaktayız. Dolmuş seferlerin biraz daha arttırılmasını talep ediyoruz. Ve özellikle bayan arkadaşlarımız için Sancaktar Kız Yurdu'nun ışıklandırılması yok. Bu nedenle ikinci öğretimler sıkıntı yaşıyor. Öğrenci çok ama hani otobüs cidden çok az. Yani hani öğrenciler burada hani cidden mağdur durumda. Öğrenci fazlalığı var ama... Ama cidden hani otobüs sayıları çok az. Hani en az yarım saat falan durakta bekliyoruz. Zaten genel olarak arabalar hep dolu geliyor. Boşta araba hani kolay kolay pek bulamıyoruz. Zaten genelde işte sıkış hani ayakta falan geliyoruz zaten. Hani seferler artırsalar daha çok araba gelse daha güzel olur yani. Üniversitede ders uygulamalarının yetersiz olduğunu savunan öğrenciler, üniversite yetkililerinin öğrencilerin yaptıkları projelere destek olmadıklarını ifade etti. Sağlık okuduğum için sağlıkta da şöyle bir sıkıntı var. Uygulamalarda falan bazı yetersiz yani bazı şeyler. Bazı aletlerimiz falan yetersiz yani. Hani o yönden sağlıkta bazı şeylerde yetersiz. Çevre düzenlemesi biraz az. Ondan sonra yemek sıkıntısı biraz var. Kantinde özellikle. Ben de yemekhanenin yemeklerinin çok iyi yapılmadığını düşünüyorum. Bugün bulaşık teli falan çıktı çünkü yemekten. Üniversitemizde Ar-Ge'ye destek verilmiyor. Üniversite öğrencilerinin yaptığı projeler dikkate alınmıyor. Bu gibi sorunlardan müzdaribiz. Faaliyetleri gerçekleştirmemiz için yeteri kadar maddi ve manevi destek verilmiyor. Efendim yüksek öğretime geçiş sınavına başvuran adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini bugünden itibaren ÖSYM'nin internet adresinden edinebilecekler. ÖSYM 13 Mart'ta yapılacak yüksek öğretime geçiş sınavına başvuran adayların sınav giriş belgelerine erişimi açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda 13 Mart saat 10'da uygulanacak YGS'ye başvuru yapan adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Devam edebilirsiniz. Bayanlar. Duyuruya göre adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM'nin internet adresinden edinecek. Sınava giriş belgesini fotoğraf görünür bir şekilde yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Adaylara sınava giriş belgesi gönderilmeyecek. Evet,
Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesinden başka nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Efendim, İlahiyat Öğrenci Platformu Sivas Temsilciliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Etkinlikler Kulübü eğitimci yazar Harun Serkan Ateş'i davet ederek gençlik ve iman söyleşisi gerçekleştirdiler bugün. Burada sigara içmek şöyle şöyle kanuna göre şu kadar cezadır diye bir kanun görsen aslında o şefkat göstergesi o ceza yazılması orada. İlahiyat Öğrenci Platformu Sivas Temsilciliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Etkinlikler Kulübü İşbirliği ile eğitimci yazar Harun Serkan Ateş katılımıyla gençlik ve iman söyleşisi düzenlendi. Erkek kardeşler, bilirsiniz doğan şahinler vardır, tekerleri arabadan pahalı. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tamam böyle, şöyle derken ayağımı yedim, sıskandır aşağıya çıkıyor. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Numan Demirci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Sosyal Etkinlikler Kulübü'nü tanıtan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Etkinlikler Kulübü Başkanı Esra Çağıran, okulda yapılan faaliyetlerden kısaca bahsetti. Daha önce birçok projede faaliyet yaptık. Size az önce sinevizyonla gösterdik. Nisan ayında da Ejda Selam 2 isimli bir proje içerisindeyiz. Açılış konuşmasının ardından eğitimci yazar Harun Serkan Ateş, gençlik ve iman söyleşisinde öğrencilere bilgiler verdi. Şurada bir insan ayakta tek ayak üstünde bekle, sana şu kadar para vereceğiz. Beklersin kardeşim. Yaparsın o kadar. Çünkü gün içinde o kadar çok malan yani o şeyler de insan vaktini geçiriyor ki. Değil mi? Ama uhrevi meselede ebedi hayatını kazandıracak bir ortama veya bir çalışmaya insan dahil olmak için nefsi kamçıyı takip ters tarafa çekiyor. Yani kimin makamına ve kimin için gidiyorsun gibi sorular tabii siz kendine sorarsınız. Efendim, Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından kopan parçalar cadde üzerinde bulunan araçların üzerine uçtu. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı olay ucuz atlatıldı. Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki 6 katlı esin apartmanın çatısını uçurdu. Çatıdan koparak caddeye savrulan dev parçalar, elektrik tellerini kopararak seyir halinde bulunan Sedat Doğan yönetimindeki 58S92 plakalı okul servisinin üzerine düştü. Kazada yaralı bulunmazken çatıdan kopan parçalar iki otomobilin daha üzerine düşerek araçlarda maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak caddeyi çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Olay sonrası caddeye savrulan çatıdan kopan parçalar Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerince temizlenirken kopan elektrik telleri içinde ÇEDAŞ ekipleri çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları şu şekilde anlattı. Şeyden bir şeyler uçuyor, hemen arabayı park ettim, buraya geldim ben. Yani herhangi bir şey olmadı. Sadece arabalarda hasar var. Vatandaşlarda bir şey yok. Bu arada meteoroloji verilerine göre kentteki rüzgar hızının gün içinde saatte 80 kilometreye kadar çıktığı öğrenildi. Efendim, Sivas'ta Vali Aydın Güçlü Ortaokulu öğrencileri 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle bugün bir yürüyüş düzenlediler. Sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekmek istediler. 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da çeşitli kurumlar tarafından kutlanıyor. Vali Aydın Güçlü İlkokulu öğrencileri de bu kapsamda örnek olacak bir projeye imza gerçekleştirdi. Şemsi Sivas İl Halk Kütüphanesi önünde toplanan Vali Aydın Güçlü İlkokulu öğrencileri sigara aleyhine bağımlı olma özgür ol, sigara içmek köleliktir, sigara içmek öldürür gibi sloganlar atarak kent meydanına kadar yürüdü. Ellerinden kelepçeli şekilde olarak maket sigaraya bağlı olan öğrenciler ise dikkat çekti. Daha sonra meydana gelen öğrenciler basın açıklaması yaptı.
Burada konuşan ilkokul öğrencisi Elif Ayan, madde bağımlılığının insanın sağlığını tehdit eden en önemli sorun olduğuna değindi. Madde bağımlılığı insanlık tarihinden bugüne gelen ve insanlığın sağlığını tehdit eden dünyanın en önemli sorunudur. Her yıl 1-7 Mart tarihleri Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay amacını duyurmak için her yıl Yeşilay Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Gençlerin sigara içme oranlarına istatistiksel olarak değinen Ayan, ülkemizin geleceği gençlerimizi bu kötü alışkanlıkların pençesinden kurtarmalıyız dedi. Son yıllardaki istatistiklere bakıldığında ülkemizdeki madde kullanımı ve madde bağımlılığı oranlarının günden güne arttığı görülmektedir. Toplumumuzda gençlerin %48'i sigara içmektedir. İstatistikler her geçen yıl gösteriyor ki madde bağımlılığı ile mücadeledeki başarı bireysel mücadelenin yanında toplumun mücadeleye tam katılımı ile mümkündür. Sağlıklı bir hayat için madde bağımlılığından vazgeçilmesini vurgulayan öğrenci Elif Ayan, sözlerini şöyle noktaladı. Amacımız bu zararlı maddeler ve kötü alışkanlıklarla mücadele etmek için toplumda topyekun bir seferlik başlatmaktır. Yeşilay Haftası'nı fırsat bilerek toplum bu konuda bilgilendiren, bilinçlendiren etkinliklere mutlaka katılmalı ve toplum olarak bu konuda mücadelemizi hep birlikte devam etmeliyiz. Özellikle ülkemizin geleceği gençlerimizi bu kötü alışkanlıkların pençesinden kurtarmalıyız. Ayan'ın açıklamasının ardından öğrenciler vatandaşlara karanfil ve broşür dağıttı. Efendim bu hafta deprem haftasındayız. Deprem haftası etkinliği kapsamında Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Kongre Müzesi bahçesinde stand açılarak kurtarma araç ve gereçleri sergilendi. 1-7 Mart deprem haftası dolayısıyla İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Kongre Müzesi bahçesinde ekip araç gereçlerini ve yardım malzemelerini sergiledi. Düzenlenen sergiye Sivas Valisi Halim Barut, İl Afet Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, birim müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sergide AFAD personelleri, vatandaşları ve öğrencileri acil durumda kullandıkları araç ve gereçleri anlatarak bilgilendirdi. Su basan yerlerde, hani bodrumlarda kalan, çok yağmur yağdığı zaman, sel geldiği zaman bodrumlara kalan su basar ya, değil mi? İşte o zaman bu cihazları kullanıyor. Vali Halim Barut ise acil durumlarda kullanılan araçlar hakkında bilgiler aldı. Hidrolik yağ basıncıyla çalışan kesme ayırma takımının farklı aparatları var. Evet Sayın Halim, bu ayırıcı, bu ikisini birbirinden ayıran RAM dediğimiz şey. Sergi sonrasında Sivas Valisi Halim Barut, deprem haftası ve sergi hakkında mikrofonları açıklamada bulundu. Dünyada deprem olmayan ay, deprem olmayan mevsim hemen hemen yok. Bu biz bir sefer Endonezya'da, daha sonra İran'da, Pakistan'da, Güney Amerika'da ve bizde de olabilir. Biz de buna hazırlıklı olmak durumundayız. 1-7 Mart haftası da bu hazırlıkların tekrar gözden geçirilmesi, halkımızın hafızasının tazelenmesi için yapılan faaliyetler. İşte bilindiği gibi İl Afet Acil Durum Müdürlüğümüzde ekipman açısından çok ileri bir seviyeye geldi. Olmasın, olduğu zaman rahatlıkla müdahale edebilecek ekipmanlara sahibiz. İşte bunların büyük bölümü arka tarafta halkımızın ve özellikle de genç, küçük okul öğrencilerinin görmesine açıldı. Efendim bültenimizi spordaki gelişmelerle ardından havamızın ve paramızın durumuyla devam edeceğiz. Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sunar. Medikana Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak. Mersin Arena'da oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. Mersin İdman Yurdu Medikana Sivasspor karşılaşmasını Ankara bölgesi hakemlerinden Bülent Yıldırım yönetecek.
Metropol Spor Kompleksi spor haberlerini sundu. Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sunar. Mehmet Ali Bey Hamam ve Spor Kompleksi hava durumunu sundu. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haber bülteninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, bizimle kalın.